Özgürüz'den merhaba. İstanbul'dan yayınlarımız devam ediyor. Seçim boyunca konu uzmanlarıyla seçimi konuşacağız, tartışacağız. Bundan sonra haftada iki kere eski milletvekili Mehmet Emin Şirin konuğumuz olacak. Biliyorsunuz siyasette oldukça uzman. Teşekkür ederim. Yayına hoş geldiniz. Buyurun. İlk olarak çokça bugün konuşuldu. Ahmet Maranki'nin bir yorumu var. Akit TV yorumcusu biliyorsunuz. Şöyle demişti yayında. Umudum 25 Haziran olmadı. Belgrad ormanındaki talim şeylerimizi ağacın dibine gömdük. Oradan çıkaracağız. Sonra da sokağa çıkacağız diyor. Gereğini yapmak için değil mi? Sokağa çıkacaklar. Tabii yani. Peki, o şeylerimiz dediğini de şimdi ne olduğunu anlıyoruz. Anladık. Bunu duyduktan sonra ben bu programdan aşağı yukarı bir 20 saat evvel bu lafları etti. Bu saate kadar da ne tepki gelecek diye bekledim. Yani bunun devletten, savcılardan, Akit TV'den özellikle, evet, ve basındaki o yandaş basından nasıl bir tepki vereceklerini bekledim. Çünkü Maranki'yi böyle baktığım zaman meczup diye görüyorum. Yani demokratik hukuk devleti bir ülkede bir insan böyle konuşuyorsa bunu normal bir insan olarak değerlendirme imkanı yok. Ya kriminal suçludur ya meczuptur. Bırakın bir tepki gelmemesine, bunun konuda herhangi bir şu saate kadar bir işlem yapılmamasına, Cemil Barlas gibi insanlar aban ne iyi oldu, ne kadar doğru söylüyor diye tweet de attılar. Bu Türkiye'de bir hakikaten bir buhrana gittiğini gösterir Türkiye'nin. Hemen bunların akıllarını başlarına alması lazım. Biz Berat Bey de, Enerji Bakanımız damat Berat Bey de savaştan bahsetmişti, cihattan bahsetmişti. Bunlar yanlış laflar. Pek tabii ki bir mücadele var, pek tabii ki bir rekabet var ama seçim yapıyoruz. Bunu sulh ve sükun içinde yapmamız lazım. Hiç böyle aşırılıklara gitmemek lazım. Buna özellikle liderlerin, başta Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, herkesin bu konuda son derece dikkatli olması lazım. Peki dönüp baktık, savcılar veya hükümet kanadından Maranki'nin bu sözlerine herhangi bir tepki gelmedi. Ve tekrar, şu ana kadar gelmedi. Ve tekrar şu soru akıllara geliyor. Kaybetse de gitmeyecek mi acaba sorusu? Şimdi kaybetse de gitmeyecek mi sorusuna ben... Hatırlarsanız bundan 1-2 hafta evvel bir televizyon programında böyle bir endişe var diye bahsettikten sonra ertesi gün grup toplantısında, evet, Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimiz bizi istemezse biz de tamam deriz dedi. Onun üzerine bir tamam yeter gibi bir şey başladı biliyorsunuz. Twitter'larda, medyada bir hareket başladı. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın her halükarda böyle bir şeye tevessül etmeyeceğine eminim. Yani kendisi de zaten tamam dedi. Yani millet beni istemiyorsa, bizi istemiyorsa görevi devrederiz dedi. Bunu etrafında savaş lafları eden aile fertleri veya Maranki gibi ne dediği belli olmayan insanları da sulh ve sükun içine davet etmekle çok büyük isabet eder diye düşünüyorum. Ben sakin bir seçimi temenni ediyorum, olacağını da tahmin ediyorum. Kısa bir süre önce Demirtaş'ın tahliye isteği üst mahkeme tarafından da reddedildi. Bu durum, yani Demirtaş'ın tutukluluğunun devam etmesi seçmeni nasıl etkiler sizce? Hukuk açısından bir kere bakalım. Demirtaş'ın şu anda tutuklu tutulması hukuka uygun bir durum değil. Çünkü bir insanın ya delilleri karartması veya yurt dışına kaçması söz konusuysa tutuklu olarak mahkemesini yürütebilirsiniz. Buna riayet etmiyorlar. Demirtaş'ın kaçacağı matçağı yok. Cumhurbaşkanına aday olmuş. Çıkacak adam propagandasını yapacak. Delil karartacak bir durum da yok. Çünkü basından takip ettiğimiz kadarıyla hakkında görülen mahkemede iddia edilen delilde sahte tanık ifadelerine dayandığı ortaya çıktı. Öyle bir tanığın olmadı. Evet. Seçimin neticesini, yani Demirtaş'ın alacağı oy miktarını belki etkilemeyebilir. Hakikaten etkileyemeyebilir. Çünkü mağdur durumdaki insan içinde Demirtaş'a oy verecek insanlar veya HDP'ye oy verecek insanlar yine de verecektir. Ancak Demirtaş çıkıp da serbest olarak konuşabilirse karizmatik bir intiba da yaratabiliyor. Dolayısıyla 1-2 puan da belki o şekilde de alma imkanı olabilir diye düşünüyorum. Bahçeli'ye gelelim. Bugün Alaaddin Çakıcı'yı ziyaret etti. Ve Cumhurbaşkanı olsaydım yetkimi kullanır serbest bıraktırırdım dedi. Demirtaş'tan daha az suçlu dedi. Şimdi Demirtaş'tan daha az suçlu lafını bir tarafa bırak. Sürekli bir de Demirtaş'la kıyaslaması da sizce normal mi? Hayır, hiç değil.
Şimdi Sayın Devlet Bahçeli'nin son günlerde yaptığı af çıkışı ve bugün yaptığı FETÖ hakimlerinin ve savcılarının tasarruflarının iptal edilmesi ve mahkemelerinden yeniden görülmesi konusu hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi gereken konulardır. Ancak bu arada çok garip işler de yapıyor. Hakikaten anlamakta zorluk çekiyorum. İki tane gazeteci kişiyi hedef gösterdi. İsmail Saymaz'dan Gürkan Acır'ı ve neredeyse hedef göstererek gayet ağır kelimeler kullandı haklarında. Arkasından gitti Selahattin Demirtaş için bu lafları ediyor. Selahattin Demirtaş adaletin mahkum ettiği bir insan değil. Şu anda tutuklu ve mahkemesi görülüyor. Devlet Bahçeli seviyesinde başbakan yardımcılığı yapmış 20 senedir devletin içinde olan bir kişinin hukukun en basit kaidesini dikkate almadan Demirtaş'a suçlu lafını etmesinde garip karşılıyorum. Yani hukuk açısından olmaması gereken bir şey. Alaaddin Çakıcı'yı ziyarette şahsi tasarrufudur diye bakıyorum. Peki Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine evet. Gelelim. Aslında az bir süre kaldı. Evet. Bugün itibariyle şu anda mevcut tabloya baktığımızda, mevcut duruma baktığınız zaman Türkiye'de yarın ne olacağı belli değil. Ancak bugünden bakıp yorum yapabiliyoruz. Nasıl bir sonuç çıkar, nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl bir tablo görüyorsunuz? Şimdi bunların değerlendirilmesi bir iki kişiyle konuşulunca elde edilebilecek intibalara pek dayanmıyor. Dolayısıyla 7-8 tane anket şirketinin üç tanesini ben son derece ciddiye alıyorum. Onlarla sohbet de ediyorum. Oradan edindiğim intibalar var. Bir de senelerdir siyasetin içinde olduğumuz için ortaya çıkan elektriği de biraz hissedebiliyorsunuz. Gördüğüm kadarından parlamento seçimlerinde AK Parti, MHP, BBP bloku çoğunluğu elde edebilecek bir görüntüyü şu anda vermiyor. Sizin programınıza gelmeden evvel AK Parti'nin seçim bildirgesini Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından dinledik. Yine heyecan verecek hiçbir şey yok. 16 seneden sonra da, iktidardaki 16 seneden sonra da tekrarlardan başka ufak tefek bazı yenilikleri duyuyorsunuz ama o yenilikler de insanı ikna etmiyor. Çünkü 16 senedir yaptıkları bundan sonra ne yapacaklarına dair bir intiba da veriyor insana. Tayyip Erdoğan'ın en büyük rakibi kendisi. Kendisinin yarattığı bıkkınlık, diğer karşı kitledeki bıkkınlık. Bir önemli handikapı da yarattığı kamplaşma. Yani Türkiye'de düşünün, Maranki gibi adamlar biz seçimi kaybedersek Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkartıp, neyse o gömdükleri çıkartıp sokaklara döküleceğiz filan diyorlar. Bu korkunç. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın o gün gayet olgun bir şekilde milletimiz git derse biz gideriz, tamam deriz sözünü biraz daha tekrar edip kitlesini rahatlatması lazım. Pek tabii ki seçimi kazanmak isteyecektir. Parlamento seçimini Cumhur İttifakı sanki kaybedecekmiş gibi görünüyor. Buna mukabil Cumhurbaşkanlığı meselesi tamamen bıçak sırtı. Hatta söylemek çok zor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci turda alamayacağı görünüyor. Alırsa zaten mesele yok. Aldığı takdirde parlamentoyu kaybetse bile ya beraber çalışmanın yolunu arayacaktır veya bazı partilerden bazı milletvekillerini kopartıp transfer etmeyi düşünecektir. O bazı parti kim olabilir? İsmini vermeyeyim. O çok ağır bir şey olur ama intibaları oluyor herkesin. Bu çerçevede baktığınızda Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedip kaybetmemesi 25 Temmuz'da değerlendireceğimiz inşallah o zaman da konuşma fırsatımız olur. Marankilerden başımıza bir şey gelmezse. O zaman değerlendiririz. Çünkü İkinci tura Muharrem Bey'in kalacağı gibi görünüyor, Muharrem İnce'nin. Şu andaki hava öyle. Yine 4 haftada bazı şeyler değişebilir. O çerçevede niye değişebileceğini de söyleyeceğim. O çerçevede yardımcılarını kimleri ilan edecek? Diyelim ki, hipotetik konuşuyorum, çok hipotetik konuşuyorum. Muharrem İnce ikinci tura kaldı. Sonra dedi ki, döndü. Diğer adaylara teklifte bulundu. Selahattin Demirtaş'a, Meral Hanım'a, Temel Karamollaoğlu'na dedi ki gelin hepiniz benim yardımcım olun. Buna bir de istiyorsanız İlhan Kesici'yi ve veya Ali Babacan'ı da ekleyelim. 4 tane yardımcıyla çıkalım der ise bunun yaratabileceği momentumları da görmek lazım. Bunları bugünden konuşmak çok erken. Çok erken. Yani onu 25'inde 26'sında oturur değerlendiririz. Bazı şeyler niye değişebiliyor? Bakın dün akşam Sayın Temel Karamollaoğlu'nun ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın programları vardı televizyonda. Biri TRT'de, öbürü Fox TV'de.
bu programların aldıkları reytinge baktığınızda Temel Karamollaoğlu'nun Tayyip Erdoğan'dan daha fazla reyting aldığını, daha fazla izlendiğini görüyorsunuz. Milyonlar izlemiş. Bıkkınlık işareti mi sizce? Bu bir taraftan bıkkınlık işareti, bir taraftan da aynı tabana hitap eden, yani aynı muhafazakar tabana hitap eden, AK Parti seçmenlerinden çok müşterek tarafları olan Saadet Partisi lideri Sayın Temel Karamollaoğlu'nun uyandırdığı ilgiye de bağlı. Yani bir taraftan bir yorgunluk var, öbür taraftan da bir ilgi var. Ben belki çok iddialı bir şey söyleyeceğim ama birinci turda kazanma ihtimali en düşük olan kişi belki bugün için Temel Karamollaoğlu görünüyor. Doğrudur. Gerek Muharrem İnce, gerek Meral Akşener, gerek Selahattin Demirtaş bugün Temel Bey'den önde görünüyor ama kazara Temel Bey ikinci tura kalsaydı, kalırsa veya kalsaydı Tayyip Erdoğan'ı yenebilirdi ve yenerdi. Diyorsunuz. Evet. Çünkü çok basit. Bu diğer kesimlerin yani İYİ Parti'nin, HDP'nin ve CHP'nin bütün tabanlarını makul bir şekilde hitap edebilecek, sözüne güvenilecek bir lider adayı olarak ortaya çıkabiliyor. Temel Karamollaoğlu'nu konuştuk, Erdoğan üzerine de konuştuk. Biraz da İnce ve Akşener'e gelmek istiyorum. Ben. Tabii. Mitinglerde görmüşsünüzdür, vaatlerini görüyorsunuz, hitaplarını görüyorsunuz. Onları değerlendirdiğinizde. İkisini de kendi ölçülerinde gayet başarılı buluyorum. Muharrem İnce hakikaten, biz aynı dönemde milletvekilliği yaptık 2002'de. O günden beri enerjisini hiç kaybetmemiş. Çalışkan, Anadolu'nun bağrından, Yalova'nın bağrından çıkmış, Anadolu insanını bilen, Türkiye'nin meselelerine hakikaten insancıl bir yaklaşımla yaklaşan, haksızlığa isyan eden bir kişi. Ha, diyebilirsiniz ki çok ciddi, derin etütler yapmış, yapmamış, bunların hiçbir önemi yok. Cumhurbaşkanlığı yapmış bazı kişilerimizin de bundan evvel eğitim seviyeleri hakkında ne kadar laf çıktığını siz de biliyorsunuz. Oralardan hiçbir sıkıntı çıkmaz. İnsani tarafları gayet yüksek, çok çalışkan bir insan Muharrem İnce. Çok da iyi gittiği kanaatindeyim. Meral Hanım'a gelince, Meral Hanım belki de yeni kurulan bir parti olması dolayısıyla partinin kuruluş safhasında ilk dosya listeler hazırlanırken biraz geriye çekilmiş gibi oldu. Geriye çekilmesine rağmen kendisini izleyen ciddi bir kitle var. İyi Parti'deki belki tek sıkıntı, bir ideolojisi yok ortada. CHP'nin var, AK Parti'nin kendine göre bir tabanı, bir şekli var, Saadet'in var, HDP'nin var. İYİ Parti daha bunları oturtması lazım. Kadrolarını yeni yeni oturtması lazım. Orada belki bir sıkıntı olabilir. Çünkü bir kısmı MHP'de kökenli arkadaşlarımız, bir kısmı ortanın sağından gelmiş, AK Parti'den oy alacağını iddia ediyor. Kürt seçmene ne kadar hitap edebilir bilmiyorum ama orada da iddiası var. Şu anda Muharrem Bey'in biraz daha gerisinde olmakla beraber o da ciddi bir gayretti. Demirtaş'ı da hapishanede olmasına rağmen hanımefendisini tanımak fırsatını bulduk bu sayede. Gayet alımlı, güzel bir hanım. Gayet akıllı konuşuyor. Belki o da o şekilde, siyasete bu şekilde giriş yapmış olacaktır. Peki... Temel Bey'i unutmayın. Bir dakika. Pardon. Bir dakika. Evet, ondan biraz, bu tamam. Bilge Başkan'ı ben çok önemsiyorum. Hakikaten çok önemsiyorum. Ve belki seçim zamanında yapılsaydı, yani gelecek sene Kasım ayında yapılsaydı, Temel Bey'i bu yüzdelerde, anketlerin gösterdiği yüzdelerde değil, çok daha ilerlerde görebilirdik. Yani... Üçü oturup, dördü oturup beraber bir açık oturum yapacak mı Cumhurbaşkanı adayları zannetmiyorum. Tayyip Erdoğan kabul etmez. Meral Hanım'ın istemediğini duyuyorum. Dolayısıyla sadece Muharrem Bey ile Temel Bey kalacaklar. O ikisinin de yapmasının mana ifade edeceğini zannetmem. Ama Temel Bey halk biraz daha tanısaydı, Türkiye'nin bugün ihtiyacı olan, kamplaşmaları bitiren, insanları toparlayan, hakikaten üretim ekonomisine dönen, bir kişilikle karşı karşıya kalacaktı. Temel Bey'in Atatürk hakkında söylediği bazı sözleri belki rencide edici bulabilirler. Veya çok katı bir Orta Doğu politikası yürüteceğini zannedebilirler. Ben öyle görmem. Şahsen gayet yakından tanıdığım için gayet makul bir insan olduğunu ve istişareye önem verdiğini düşünüyorum. Onun için size çok samimi bir şey söyleyeyim. Şanslıyız. Yani şu anda gördüğümüz adaylara baktığımda Muharrem İnce'ye, Temel Karamollaoğlu'na, Demirtaş'a ve Meral Hanım'a baktığımda iyi bir kompozisyon ortaya çıkıyor.
Bu kompozisyonun ortaya çıkması Tayyip Bey için de hayırlı. Çünkü Tayyip Bey de Ekmelettin Bey gibi birinden mücadele edeceğine, böyle seviyeli bir dört kişiyle mücadele veya hatta Doğu Perinçe'yi de belki koyarsanız, politikaları olan, aklı başında insanlarla mücadele etmesi kendini şimdiden göstermeye başladı. Ona göre bir açıklamalar yaptı, bildirisini, partisinin programını yeni bir şey olmamakla beraber belki de ikna edici bir şekilde yapacağını söyledi. İyidir, bu hayırlı bir durumdur. Buradaki mesele seçim güvenliği ve işte Mahraki midir nedir o adamcağızın evet, adı, Manaki, o tip adamlara müsaade edilmeyecek bir ortamın ortaya çıkması. Şimdi isterseniz şeylerden de çok kısaca bahsedelim. Milletvekilleri adaylarından, evet, listeleri nasıl değerlendiriyor? Listelerde de bir sıkıntı görmüyorum, ciddi bir sıkıntı görmüyorum. Pek tabii listeye girmeyen arkadaşların sıkıntıları olabilir. Bunları söyleyebilirler ama her partinin kendine göre dengeli olarak hareket ettiğini ben görüyorum. AK Parti'de bir tek belki şunu tenkit edebilirsiniz ki bu tenkidi ben yapıyorum. Fethullah Gülen'le fotoğraf çektiren kim varsa hala oradalar. Yani Fethullah Gülen'le AK Parti'nin ayrıldığını, hakikaten yollarını ayırdığını söylemek bu kadroyu gördüğünüz zaman pek kolay olmuyor. Bunun da muhakkak ki bir izahatı vardır. Yani nedir bu izahatı bilmiyorum ama ben bunu samimiyetle merak ediyorum. Onun haricinde dengeli bir şey kurmuş, kadro kurmuş. Alt kademelerde olsa bile gençlerin önünü açmış. Bu arada dikkat çeken bazı isimler var kadro dışı bırakılan. Onları da çok önemsememek lazım. Çünkü koltuk çok fazla AK Parti'de. AK Parti iktidarda kalır ise muazzam koltuk imkanı var. Belediyeler var, vesaireler var. Mesela Metin Külünk arkadaşımızdan dem vuruluyor. Metin Külünk özellikle İstanbul'da abi bilinen bir insan. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olursa da hiç şaşırmam.